Selahattin. Bir tane parfe yapacağız. Peki. Parfe Fransa'nın bir tatlısıdır. Genelde çok yağ kullanılır, krema kullanılır. Evet. Biz de yoğurtla yapacağız bunu. Tamam. Bu parfeyi de yine bir ara öğünde bir tatlı ihtiyacının yerine kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz yoğurt, çilek, tarçın, vanilya, chia tohumu. Birazdan onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği için. Bu tarif de çok azı, hızlı yapabileceğiniz, tamam, hazırlayabileceğiniz kolay bir tarif. Neden diyetlerde en çok tatlı isteriz? Çünkü karbonhidratı ne kadar azaltırsanız, tabii, kan şekeriniz düşecektir. Kan şekeri düştüğü zaman da vücudun istediği en önemli şey şekerli yemek. Evet. Ayrıca obez kişilerin çoğu tatlıyı ya da şekerli yiyecekleri çok fazla tükettikleri için de kilo alıyorlar. Çünkü gizli kalorileri çok fazla tüketip aktivite yapmadıklarında çok zayıflayamıyorlar. O nedenle de tatlı ihtiyacı artıyor. Bir de önemli özelliği de ne kadar çok karbonhidratı ve yağı kısıtlarsan o kadar daha fazla gece yemek yeme atakların artar ve tatlı ihtiyacın artar. Şimdi bizim Türkiye'deki yoğurtlarımız biraz ekşimtırak olduğu için, evet, onu çırparken biraz vanilyayla çok güzel ve biraz da tarçınla koymak en azından yenilebilir bir kıvamda lezzetli olmasını sağlıyor. Yoksa ekşi bir yoğurda taze meyve koyduğunuzda iyi tadını alamıyorsunuz. Çok doğru. Vanilyanın çok moral düzelten başka bir tarafı da var. Aromalarının, evet, hepsi bizi mutlu edici, evet, özellikleri var. Şimdi yoğurtla lütfen tarçını sürekli olarak kullanın. Neden biliyor musunuz? Sütün içine nasıl yoğurt koyar kan şekeriniz dengeleniyor ise yoğurdun içerisine de tarçın koyduğunuzda aynı dengeyi sağlarsınız. Şimdi, tarçın mucizevi bir şey gerçekten. Tarçınlı su sabahleyin, tabii, eğer bir çay bardağı suya bir çay kaşığı kadar tarçını sıcak suya tarçını eritirseniz toksin atarsınız vücudunuzdaki. Harika. En önemli şeylerden biri bu. Diyabetlerde özellikle rulo tarçını bolca tüketsinler. Evet. Çünkü kan şekerlerinin gün içerisinde yükselmelerini de engellerler. Çaya, şimdi, suya, her şekilde. Ben yanımda taşıyorum neredeyse. Çubuk tarçın o kadar çok tüketirim ve severim, evet, tarçını. Şimdi biraz da buna chia tohumu. Chia tohumu son zamanlarda ülkemize giren, evet, böyle gördüğünüz gibi akışkan, küçücük taneleri olan, suya koyduğu zaman jelleşen ve büyüyen, evet, yoğurdun ve sütün içine koyduğunuz zaman da mükemmel kıvam vericidir. Peki niye chia tohumunu kullanıyoruz? Evet. Şart mı? Hiç şart değil. Susam omega 3'ü yüksektir. Harika. Keten tohumu omega 3'ü yüksektir. Çörek otu. Omega 3'ü, ama yoğurtla tadı olan maalesef ki chia. Chia, peki. O yüzden chia da koyuyorum. Bir de parfe kıvamını alabilmesi için etkili. Sevgili Osman Müftüoğlu da bu çörek otunu sürekli tavsiye eder. Kesinlikle. Sevgili Osman Bey'e sevgilerimi gönderiyorum. Osman abiye çok sevgiler. Kendisiyle gerçekten yine Show TV ekranlarında müthiş bir program yapmıştık. Şimdi de yine çok aynı şey kanaldayız. Evet, yine siz aynı kanaldasınız. Evet. Ekranlarda olmalısınız her zaman. Çok önemli değerlerden bahsediyoruz. Evet. Sevgili Osman Müftü'ye sevgiler gönderiyoruz. Şimdi efendim yoğurdu koyduktan sonra üzerine hafif bir süsleme yapıp buzdolabına koymanızı rica edeceğim bunu. Tamam. Parfemiz neredeyse hazır. Evet. Ve gerçekten mükemmel bir lezzetle tanışacağınızı söyleyebilirim. Vanilya, yoğurt, biraz tarçın, chia tohumu sadece karıştı, üzerine kabak çekirdeğiyle süsledi ve çilekle renklendiriyor sevgili Selahattin. Evet, yoğurda da en güzel giden taze meyve çilek. Meyveleri muhakkak hayatınızdan çıkartmayın. Şimdi kahvaltıyı vermiştik, bir ara öğünde verelim. Ara öğünlerden bir gün bizim kurabiyemizi yaparsınız, çeşitlilik olur. Bir gün, evet, bu parfeyi yersiniz. Diğer günlerde ise ya bir avuç içi kadar yağlı bir tohum, nedir bu? Fındık, fıstık, ceviz, tamam, badem, kabak çekirdeği. Eğer bulabiliyorsanız makadamya fındığı, Brezilya, evet, fıstığı gibi İtalyan lezzetler de yiyebilirsiniz. Hı hı. Bir gün mutlaka taze meyveyle, bir günde bir su bardağı süt ya da ayranla değiştirmenizi, harika, tavsiye ederim. Her güne güzel bir ara öğün tarifi vermiş olduk. Vay 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 vay. Evet, restoran açmayı düşünüyor musun? Böyle kendi sağlıklı yemeklerinden var mı öyle teklifler? Bizim Evrucum Hızlı Değişim Programı diye, evet, ellere yemek gönderdiğimiz bir sistemimiz var. Biliyorum. O sistemdeki bütün tatlıları ben geliştiriyorum. Harikasın gerçekten. Parfeyi de kullanıyoruz. Parfe de harika. Şimdi bütün bu senin listeni uygularken izleyicilerimiz acaba spor yapmalılar mı? Yürümeliler mi? Her gün. Her gün. Zayıflama diyetlerine başlarken sürekli olarak hep şunu diyorlar. Ne diyorlar? Zayıflama diyetine başlarken aktivite yapma. Tamam. Hayır, tam tersi yapmalısın. Her gün
en az 45 dakika ile 60 dakika yürümelisin ki haftada 1,5 kilo vermek demek ayda 6 kilo demektir. Çok hızlı bir kilo vermek. Evet ve sıkılaşamazsın. Tabii. Yumuşar. Kolajen depoların boşalır. Bir de o yüzler çöküyor. Sarkarsın, evet. En kötüsü de o bence. Yani onu sağlıksız bir için, hal. Saçlar dökülüyor, yüz çöküyor. Tabii onu engellemek için yeterli besinler. Tabii. Ve iyi aktivite. Şimdi. Baksana altın değerinde besinler var burada. Bu besinleri tüketiyoruz. Ne dedik? Ara öğünde. Bir gün çiyalı parfe, bir gün kurabiye yersiniz. Geri kalan günlerde bir avuç içi kadar fındık, fıstık, cevizden tamam. biri. Ya da bir orta boy taze meyve ya da bir kase taze doğranmış meyve. Diğer alternatifimiz ne demiştik? Bir su bardağı süt ya da yoğurt ya da ayran tüketebilirsiniz veya kefir. Bu ara öğünümüzdü. Kahvaltıyı da verdik. Tamam.